İmak Turizm Grup Başkanı bizlerle bugün olacak. Kaan Kavaloğlu, hoş geldiniz. Merhabalar, ben de size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Öncelikle tabii biraz bayram sonrasında nasıl bir bayram geçirdik? Biraz böyle hem rakamlar hem atmosferi sizden dinleyelim. Nasıl bir sezon oluyor? Açıkça söylemesi gerekirken yani özellikle Ramazan bayramı hem iklim şartları açısından hem de Nisan'ın sonuna denk gelmesi açısından çok ciddi bir iç pazar hareketliliği yaratmamıştı. Fakat Kurban Bayramı hem 9 günlük tatilin erken açıklanması hem okul tatillerinin başlamış olması açıkça çok ciddi bir iç turizm hareketi yarattı özellikle Antalya için. Aslında bu sadece Antalya için değil, bütün bölgeler için de geçerli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de geçerli. Antalya yaklaşık 200 binin üzerinde paketli bir satış gerçekleşti. Bu da son zamanların en iyi iç turizm hareketi diyebiliriz. Dolduklar %100'e yaklaştı. Özellikle Haziran ayında Antalya'ya gelen kişi sayısı toplamda turistler dahil 5,5 milyon kişiyi geçti ilk 6 ay süresince. Bu da geçen seneye göre %30 bir artışı içeriyor. Tabii ki bizim için rekor sene 2019. 2019 rakamlarının birazcık daha gerisindeyiz ama şu andaki gelen rakamlar açıkçası yakın gelecek için bize umut veriyor diyebiliriz. Bu yılki hedefler muhtemelen tutturulacak diye özellikle sektör tabii beklentisi var ya da belki de üstüne çıkılacak diye. Şimdi tabii biz de merak ediyoruz hangi destinasyonlar çok revaçta, ne kadarlık bir turist kapasitesi var ve tabii önümüzdeki dönemde de hangi memleketlerden, hangi ülkelerden daha fazla gelen olacak, böyle bir analiz yapabilir miyiz? Memnuniyetle. Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Bey'in bir hedefi var. 56 milyar dolar gelir, 60 milyon turist. Bu hedefi ben 2023 yılı için ulaşılabilir bir hedef olarak görüyorum. Antalya özelinde baktığımızda Antalya 2019 yılında 16 milyon turisti geçerek rekor kırmıştı. Biz bu sene 16 milyonu yakalayamayabiliriz ama geçen senenin çok daha üzerinde tamamlayacağız. Benim öngörüm 15 milyon üzerinde bir turisti ağırlayacağımız Antalya'da. Burada bizim bir numaralı potansiyelimiz Rusya. Ama sizler de kabul edersiniz ki bizim bir numaralı ve üç numaralı potansiyelimiz olan Rusya ve Ukrayna'nın hala savaş hali devam etmekte. Bu da bizim tabii turizm açısından öngörülerimizi biraz engelliyor. Ukrayna'yı yaklaşık %90'a yakın bir kayıpla takip ediyoruz. Ama Rusya hala bir numara, iki numaramız Almanya, üç numara İngiltere, dört Polonya ve beş Hollanda arkasından geliyor. Bunların bütün hepsinde geçen seneye göre artıdayız. Sadece kayıtlı olduğumuz tek pazar İskandinav pazarı. İskandinav pazarında Norveç hariç bütün İskandinav pazarında şu anda eksideyiz geçen seneye göre. Bunun da tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu konunun turizmle pek bir alakasının olmadığını, satış pazarlama etkinliğimizle bir alakası olmadığını düşünüyorum. Ama İskandinav pazarını nazarlık olarak kabul edersek bütün pazarlarda artı gibi gözüküyoruz. Bu da bizi tabii ki hem 2024 yılı için pazarlama hedeflerimizde hem de bundan sonraki 2028 yılı hedefleri koyduk biliyorsunuz. Açıklandı Kültür ve Turizm Bakanımız tarafından. Bu hedeflere ulaşmada adım adım ilerliyoruz. Esas son bu konuyla ilgili bir bilgi vereyim size. Biz iç turizm hareketiyle birlikte Avrupa'da yaşayan Türklerin de hareketi bizim için çok önemli. Onların da ana vatanlarında tatil yapma istekleri, ihtiyaçları bizim için çok önemli. Onların da bu tercihi bizi açıkçası geleceğe yakın umutlandırıyor. Çünkü hem iç pazar iyi gidiyor, hem Avrupa'da yaşayan Türkler ana vatanlarını tercih ediyor. Hem de dediğim gibi İskandinav pazarı, tüm pazarlarda artı olmamız bizim 2023 rakamlarımızı tutturacağımızı düşünüyoruz. Evet, onu da merak ediyorum zaten. Aslında yani iç turizm mesela beklenildiği gibi geçti mi? Uzun bayram tatili olunca malum biraz daha yani kişilerin, çalışanların hareket etme potansiyeli artıyor. Motivasyonu da artıyor hani kısa tatillerden ziyade. Nasıl yansıdı iç turizme? Aslında bu 9 günlük tatil biraz önce söylediğim gibi erkenden yayınlanınca tatilin uzadığı bizim misafirlerimiz periyotları ikiye böldüler. Yani 5 gün ve 4 gün olarak değerlendirenler oldu. Hiç kimse yani çok az bir kısım sadece 7 gün üzerinde tatil için bu dönemi değerlendirdi. Ama 9 günlük tatil 2 tane hafta sonunda kapsayınca gerçekten bizi bu süre zarfında ilave olarak doldurdu. Örneğin cumartesi günü, son cumartesi 1 Temmuz'da biz Temmuz'da bir rekor rakamla başladık Antalya'da. 90 bin kişinin üzerinde Antalya Havalimanı'na iniş oldu. Bu da
toplamda bakıldığında, hani biraz önce bahsettiğim gibi 5,5 milyon üzerine çıkmıştık. Bu da Temmuz-Ağustos dönemleri ki bizim için en önemli 2 ay, tüm karlılıklarımızı, gelen kişi sayısının en yüksek olduğu aylarımız Temmuz-Ağustos dönemleri. Herhangi bir ekside olmayacağımızı öngörüyoruz ve 2023 yılı hedeflerimizi tutturacağımızı düşünüyoruz. Evet. Şimdi tabii ciddi bir gıda enflasyonu var ülkemizde. Malum zaten enflasyon da çok yüksek ama gıda kalemi sizi ilgilendiriyor. Şimdi bunu sormak istiyorum. Yani fiyatlara yansıtılabiliyor mu? Ne kadarlık bir artış yaşandı geçtiğimiz yıla göre? Özellikle tabii şu anda hani tur, erken rezervasyonlar yapıldığında, bir haftalık tur paketleri alındığında cazip fiyatlar muhakkak var. Ama hani son dakikaya kalanlar için de zor olabiliyor. Nasıl fiyatlar hem yurt dışı müşteri için hem yurt içi müşteri için? İstihdam anlamında bakıldığında hem istihdam, hem sabit maliyetlerimiz, yiyecek içecek maliyetlerimiz, enerji maliyetlerimiz bizim %100'ün üzerinde arttı. Biz bunun bir kısmını fiyatlarımıza yapmış olduğumuz artışla karşılayabiliyoruz. Diğer kısmını da her ihracatçı olduğu gibi bizim de dövize endeksli birçok gelirimiz var. Dolayısıyla bunun bir kısmını da döviz artışından kapatabiliyoruz. Son döneme kadar döviz artışı belli bir seviyenin altında gitmişti. Bu sebeple sadece %20-25 kısmını dövizle kapatabilmiştik. Dolayısıyla biz şu anda hala kardan zarar ediyoruz diyebiliriz aslında. Ama son fiyatın yani euronun 27 liranın 28 liranın üzerine çıkmasıyla sabit maliyetlerimizin bir kısmını buradaki fiyat artışından karşılayabilir hale geldik. Bu da açıkçası belki fazla kâr etmemiz değil ama en azından istihdam, yiyecek içecek ve özellikle enerjiye gelen enflasyonist baskının tarafımızca karşılanmasını sağlayacak. Bu durumda bakıldığında yani euro kurunun 28 liranın altına düşmemesi turizmciyi, özellikle otelciyi çok rahatlatacaktır diyebilirim. Dediğiniz gibi uzun bir süre tabii kur yatay kaldı. Dolayısıyla zaten turizm tarafında da aslında hani özellikle erken rezervasyonlar için şöyle de söylemler vardı. Biz bu müşteri Yunanistan'a kaçırıyoruz. Hala da belki fiyat seviyesi anlamında iki Yunanistan'a gidenler var bayramda. İzleyenler varsa biliyorlardı. Hani bazı noktalarda gerçekten ucuz olabiliyor. İşte Mısır keza öyle, başka destinasyonlar var. Şu anda mevcut durumda rekabet durumu nedir? Yani kurum gelmiş olduğu seviye sizi ne kadar rahatlattı? Biraz bahsettiniz ama yani özellikle çünkü iç turizm tarafında da neticede sezonun hala başındayız aslında. Bir yandan sezon da uzadı. Yani mevsim koşullarına baktığımız zaman öyle değil mi? Yani Temmuz'da neredeyse aşırı sıcaklar var. Aslında hani Haziran mesela bir mevsim normallerine göre bir tık daha hani serindi diyeyim ben. Nasıl etkiliyor sizi şu andaki durum? Bizim gerçek anlamda rakiplerimiz İspanya ve Fransa. Tabii ki İtalya ile de rekabet ediyoruz. Yunanistan'la da, Mısır'la da, Kuzey Afrika ülkeleriyle de rekabet ediyoruz. Ama bizim en önemli avantajımız fayda maliyet analizinin tüketicinin lehine olması. Yani Avrupa'da turist tercih olarak çok 4 saatin altında bir uçuş mesafesinde en iyi hizmeti alabileceği bölge bizim Antalya ve çevresi. Dolayısıyla bu bölgenin de tercih edilebilir olmasının en önemli şeyi hem fiyat avantajı hem de almış oldukları hizmet kalitesinin yüksek olması. Yani bu aynı yüksek, bu kaliteyi açıkçası ne İspanya'da ne Yunanistan'da ne de Mısır'da bulmaları mümkün değil. Fakat tabii ki bazı kıyaslamalar, örnek veriyorum, Avrupa Birliği üyesi ülkeler pandemi döneminde çok iyi bir sınav veremediler. Bu anlamda da pandemi sonrasında kendi Avrupa Birliği içerisindeki bir turizm hareketini canlandırmayı tercih ettiler. Bu anlamda bakıldığında İspanya'yı, Yunanistan'ı, İtalya'yı ve Güney Fransa'yı tercih etmelerini sağladılar. Ama bu konuda bizim hizmet kalitemizle çok da fazla rekabet edilimleri çok mümkün değil açıkçası. Burada şunu söylemek istiyorum. İngilizler özellikle son dönemde Antalya'ya ve bizim resort bölgeye artışları dünya seviyesinin üzerine çıktı. Yani tercih olarak İngilizler bizim bu bölgelerimizi tercih etmeye başladılar. Eskiden bu kadar yoğun bir geliş yoktu. Ne kadarlık bir artış vardır Kaan Bey? Rakam hemen söyleyeyim. Olarak. İlk defa geçen sene Antalya 1 milyon İngiliz'in üzerine çıktı. Bu sene de beklendiğimiz 1,5 milyon. Dolayısıyla geçen seneye oranla yaklaşık %35'e yakın bir artış bekliyoruz İngilizlerden. Bunun da olacağını öngörüyoruz. Çünkü biz onların uçak programlarını çok önceden elde ediyoruz. Ve sezonun da uzayacağını görüyoruz. Biraz önce siz bahsettiniz. İklim şartları Nisan-Mayıs'ta biraz bizi zorladı. Yaz gelmedi mi, gelmeyecek mi gibi sorular almaya başladık. Ama
bunun dezavantajını avantaja Kasım ayında döndüreceğiz. Sezon uzamasıyla döndüreceğiz. Ben iklim şartlarının çok olumlu devam edeceğini düşünüyorum. Kasım ayının sonuna kadar da Avrupa'da turistin gelmeye devam edeceğini görüyorum. Nereden görüyorum? Uçak programları şu anda buna göre yapılmış vaziyette. Dolayısıyla ben yılbaşına kadar turizm hareketinin olumlu bir şekilde süreceğini öngörüyorum açıkçası. Ama rakibimiz olan ülkelerde tabii Mısır'la bizim dönemsel olarak çakıştığımız çok az bir yer var. Yani çok ciddi anlamda rekabet etmiyoruz. İspanya ile bu anlamda ve Yunanistan'la çok çok ciddi rekabet içerisindeyiz. Ama iç turizm hareketini ben Yunanistan'a kaybettiğimize inanmıyorum. Açıkçası bizim burada uygulamış olduğumuz paket fiyatlarda her halükarda yine Yunanistan'a ve İspanya'ya göre ciddi bir avantajımız var. Bir parça şöyle değerlendirmek lazım. İspanya özellikle ana kara dışında yapmış olduğu turizm hareketinde maliyetli bir turizm hareketi yapıyor. Bizimle kolay kolay rekabet etmesi çok zor. Peki. Özellikle İngiliz ve Alman turistin tercihi yine ben Antalya olacaktır diye düşünüyorum. Peki, devamlı konuşacağız ama kısa bir aranın ardından şimdi reklam arası. İş dünyasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Limak Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu'nu ağırlıyoruz demiştik. Kaan Bey bize iki manşet verdi aslında. Hem İngiliz turist arttı dedi, hem de sezon Kasım'a ya da belki yılbaşına kadar uzayacak diye ifade etti. Şimdi bizim için çok sevindirici tabii. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Yani bu kişi başı harcamalara ne kadar yansıyor? Hani şu anda dediğiniz gibi 56 milyar dolarlık hedef var. Büyük oranda tutacaktır diye tabii düşünülüyor. Bir dönem dediğiniz gibi kur baskılanınca böyle bir endişelendi herkes. Acaba mı diye. Şimdiki gelen seviyeler herhalde tatmin ediyor dediğiniz gibi. Peki kişi başı harcama oranlarına bakıldığı zaman ya da meblağlara bakıldığı zaman bir artış var mı? Bunu özellikle enflasyondan arındırınca küresel anlamda da ne anlatıyor? Şimdi biz geçen seneye kadar hep paket satışları değerlendirdik. İlk defa pandemi döneminin sonunda 1000 euronun üzerine çıktı paket satışlar. Daha sonra bu fiyatlarımızın düşük olduğu dönemde, otellerin kapalı olduğu dönemden dolayı bir parça afaki bir artıştı. Ama normal şartlarda 880 eurolar civarına oturdu paket satışlar. Ama biz geçen sene itibariyle günlük geceleme fiyat takip etmeyi uygun bulduk. Çünkü tüm dünya bu şekilde yapıyor. Örneğin hedefimiz olan, yani geçmek istediğimiz, gerçek anlamda rekabet ettiğimiz Fransa ve İspanya'da bu fiyatlar 110 dolarlar, 110 eurolar pardon civarında. Biz ilk defa 85 euroyu elde ettik geçen sene. Bu sene de 90 euronun üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Bu bizim 2028 hedeflerimize peyderpey ulaşmamızı sağlayacak. Çünkü dünyada da açıkçası Avrupa'da da dünyada da enflasyon var. Bizdeki kadar ağır bir enflasyon baskısı yok onların üzerinde ama ilk defa onlar da enflasyonla bu kadar ciddi anlamda bir yüz yüze geldiler. Dolayısıyla bizim fiyat artışlarımız eskiden, örnek veriyorum, Almanya'daki paket fiyat artışlarımızı bir %10 yapmak için çok ciddi bir uğraş verirdik. Bu konuyla ilgili çok tur operatörüyle çok ciddi bir pazarlık yapardık. Ama önümüzdeki sene için ben şu anda aynı zamanda biliyorsunuz Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nde başkanlığını yapıyorum. Şu anda gördüğümüz kadarıyla özellikle Avrupa'da önümüzdeki sene fiyatlarımızı %15 ila %25 arasında arttırabileceğimizi öngörüyoruz. Bu da bizi açıkçası bir parça nefes aldıracak. Bu fiyatların artmasını sağlayacak. En azından kur baskısı oluştuğu zaman bu bize nefes aldırabilir. Ama baktığımız zaman halen daha biz en az bir %10, %15 daha fiyatlarımızı 2025-2026 dönemlerinde tekrar arttıra devam etmemiz gerekiyor. Ta ki İspanya ve Fransa'nın seviyesini yakalayana kadar. O seviyeye geldiğimizde de gerçek anlamda full rekabet başlayacaktır diyebilirim. O zaman hizmet kalitemiz tam anlamıyla ortaya çıkacak. Çünkü dediğim gibi fayda maliyet analizi şu anda tüketicinin lehine bir stratejimiz var. O stratejiyi devam ettirmemiz gerekiyor fiyatlarımızı yükselttiğimizde de. Hizmet kalitesine ödün vermememiz gerekiyor. Açıkçası bizim istihdam gücümüzde, genç nüfusumuzda, turizm olan konsantrasyonumuzda bunun en büyük ivmesi. Takip edip göreceğiz. Hep beraber bu işin içerisinde olacağız. Pazarlama faaliyetlerimizi de bunun üzerine kurgulayacağız. Peki bu İngiliz turistlerin artış göstermesindeki sebep yine charter turizminin artması mı? Yani charterların, uçak seferlerinin artması mı? Farklı etkenler de oluyor mu? Yani orası mesela pazar olarak, pazarlama stratejisi olarak mı seçildi? Daha çok reklam yapıldı vesaire, böyle bir şey mi diyebiliyoruz, yoksa hani farklı anlaşmalar mı oluyor?
hemen bilgisini vereyim. Aslında İspanya'ya yaklaşık 16 milyon, normal 2019 rakamı, 16 milyon İngiliz turist gidiyor. Bunun sadece yarısı paketli satış. Bizim ülkemize gelen İngilizlerin sayısı bundan çok çok daha düşük. Bu seviye 3 milyonlar seviyesinde. Yani 3 milyonu gördü 2019 civarında. Ama biz 2022 yılında ilk defa Antalya'da 1 milyonu geçtik derken burada asıl hedef şuydu. Tur operatörlerinin paketli satışlarında, yani İspanya'da %50 olan bu tur operatörü katkısı bizim Antalya ve resort bölge için %80. Dolayısıyla tur operatörlerinin pazarlama stratejilerinde Türkiye, Antalya ve bizim bütün resort bölge, Marmaris, Dalaman, Bodrum çok ciddi bir yer elde ediyor. Onların da karlılıkları için bu bölgeleri satışa açık tutmak onlar için bir avantaj oluşturuyor. Dolayısıyla burada homojen bir yapı söz konusu ve bir artış sağlamaya çalışıyor tur operatörleri. Bu yüzden de biz 1,5 milyon kişiye ulaşacağımızı düşünüyoruz sadece Antalya için. Bu rakamın peyderpey artacağını görüyorum ben. İngiltere ile ilgili özellikle son dönemde herhangi bir siyasi bir konjüktürlü bir problem yaşanmadı. Bu da tabii çok önemli. Bizimle ilgili kötü bir haberin yapılmaması İngiltere'de çok önemli. Ben geçen sene Nisan ayında Imagine Türkiye programında bir konuşma yaptım, bir açılış konuşması yapmıştım. O dönemde de İngiliz tur operatörlerinin çok ciddi bir katkısının olacağını görmüştük. Yani biz aslında dünyada en fazla, en erken satış yapan pazar İngiltere pazarıdır. Biz 2022 yılında 2023 yılının bu kadar iyi geçeceğini görmüştük. Ben şu anda şunu söyleyebilirim. 2024 yılı da İngiltere'de yine aynı homojen artışla devam edecek. Çünkü İngilizlerin bu paket satış sistemiyle Antalya ve Türkiye onlar için çok önemli. Bu önemli devam edecek. İspanya'da çünkü bu kadar büyüme şansları yok artık. Sadece büyüyebilecekleri bölge ve kolay ulaşılabilir bir bölge olduğu için de Antalya ve Türkiye'nin İngiltere pazarında emniyeti devam edecek. Ayağa alıştı derler ya, biraz öyle olmuş herhalde İngiliz turistlerin. Güzel, sevindirici yani, oradan da pound geliri. Neticede dövize olan ihtiyaç mevcut durumda, biliyorsunuz ortada. Turizm bizim için çok çok kritik ama turizmcinin de bu anlamda yapacağı yatırımlar var. Şimdi yatırımları yapmak için de tabii finansman koşullarını biraz sormak istiyorum. Malum her sene otelin belli yerleri yenilenir, çeşitli yatırımlar yapılır. Yeni otel yatırımları için iştah var mı? Siz de büyük bir grupsunuz neticede. Nasıl durum? Biraz finansman tarafını konuşalım. Biliyorsunuz bizim Limak Turizm Grubu olarak 8 tane otelimiz var. 9.sunu inşallah yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağız. Orada Bafra bölgesinde bir Limak Cyprus otelimiz vardı, 600 odalı. Şimdi orada bir 18 delikli golf sahası ve 5 yıldızlı bir otel daha yapacağız. Biraz geç kaldık ama Bodrum'da olacağız. Önümüzdeki yıl itibariyle Bodrum'daki otelimizin, lüks, deluxe otelimizin inşaatına başlıyoruz. Dolayısıyla yatırım, tabii yatırım finansmanı çok farklı. Biz turizmden elde ettiğimiz gelirde açıkçası bir inşaat şirketi olduğumuz için hem grubumuz inşaat işini yükleniyor, hem de aynı zamanda Limak International Hotels and Resorts olarak bir işletme şirketiyiz. Hem de kendi inşaatını yapmış olduğumuz otelleri kendimiz işletiyoruz. Bizim için tabii çok büyük bir güç. Finansman anlamında da arkamızda çok büyük bir Limak Holding var. Dolayısıyla orada da finansman anlamında rahatız. Ama özellikle sezonların iyi geçmesiyle birlikte, yani 2020 tam pandemi sonrasında 2021 biliyorsunuz çok zor geçti. 22 karlılıklarımızı arttırdık. 2023 yine ona göre bir parça daha iyi. 2024 yılı itibariyle aslında biz her 3 yılda bir otel yatırımı yapabilecek bir kapasiteye gelebiliyoruz. Ana yatırımlarımızın ilk 1995'ten başladığını düşünürsek de turizm grubu olarak bu anlamda ulaştığımız seviye bence oldukça tatmin edici. Ama dediğim gibi yatırımlarımızı biz hem inşaatı kendimiz yapıp hem de işletmesini kendimiz yaptığımız için bir parça açıkçası çok dirayetli davranıyoruz bu konuda. Onun için çok fazla otel yatırımı yaptık diyemeyiz oda sayısı olarak, ama şu anda hani bölge olarak baktığımızda Antalya'da 4 otelimiz var. İstanbul, Ankara, Yalova, Kuzey Kıbrıs ve Makedonya'yı düşündüğümüzde tam bir uluslararası zincir olduk diyebiliriz. Dolayısıyla bu yeni yapacağımız yatırımlarla da birlikte aslında eksik kalan Ege bacağımızı da tamamlamış olacağız. Bodrum'da eksiklik, onu eksiklik olarak görüyorduk. Kuzey Kıbrıs'ı da hem yavru vatan olarak hem de yatırım olarak iyi bir bölge olarak değerlendiriyoruz. Golf sahamızı da orada yaptıktan sonra
turizmin her kanalında olmuş olacağız. Burada tabii dediğiniz gibi yani biraz da işte farklı bölgelere yönelmek adı da aslında onu da merak ediyordum tabii. Ege bölgesi dediğiniz gibi yani Bodrum çok kıymetli bir destinasyon. Yine turist adına işte Kıbrıs dediğiniz gibi yurt dışında Makedonya çok çok önemli. Bu anlamda tabii büyük grupların dediğiniz gibi hani böyle avantajı oluyor. Yani finansman tarafında kendi finansmanlarını sağlıyorlar bir şekilde hani böyle oluyor ama neticede hani finansman tarafında da işte koşullar elbette zorlayabiliyor. Bir de sadece tabii otelleri yenilemek de değil ya da işte mevcut yatırımlardan da öte işte yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik gibi durumlar da tabii çok gündeme geldi mevcut durumda. Son bir dakikada da böyle onunla ilgili vermek istediğiniz bir mesaj varsa dinleriz. Tabii ki memnuniyetle. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti GSTC yani Global Sustainable Tourism Council, Dünya Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile bir anlaşma yaptı. Bunu hükümet olarak, ülke olarak yapan ilk ülkeyiz. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımız bize hedef verdi. Çok hızlı bir sürede biz de Limak Otelleri olarak bu sertifika programına dahil olduk ve bu sertifika programını aldık. Otellerimize şu anda uyguluyoruz. Bizim bütün Limak Otellerinde GSTC sertifika programı geçerli. Dolayısıyla bununla birlikte biliyorsunuz yeşil sistem, sürdürülebilir sistem tüketici için de çok değerli, çok önemli. Bunun da ben pazarlamada etkin olarak kullanabileceğini düşünüyorum açıkçası yakın gelecekte. Dolayısıyla bunu Avrupalı turist çok iyi takip ediyor. Biz bunu tur operatörleri üzerinden zaten gerçekleştiriyorduk. Evet. Ama şimdi bunu bir sistem olarak alıp da otellerin tamamında uygulanıyor olması Türkiye'den çok önemli olacak. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Dilediğiniz, istediğiniz gibi bir sezon olması dileğiyle tekrardan Kaan Kavaloğlu'na teşekkür ederim.